Voltam k tomu. Abi 5 dakika içinde vallahi görmedi gitti ya. Yaklaşık işte 10 tane itfaiye geldi. Helikopter geldi. Helikopter bekliyorsun, helikopter gelecek ya. Evet. Bu taraf kontrol altına aldık da tepeye doğru gidiyor herhalde, arkaya doğru kaçar ya. Evet başkan. Evet, gerçekten gördüğümüz manzara üzücü bir manzara. Temmuz ayı Türkiye'de geçmiş yıllardaki Temmuz ayı sıcaklık ortalamasının çok çok üstünde cereyan ediyor. Dolayısıyla orman yangını çıkmak açısından müsait bir ortamda. Ki bugün zaten televizyondaki haberlerde İspanya ve Portekiz'deki o büyük orman yangınlarını izleyince çok şükür bizim çevremizde yangın yok diye düşünüyorduk. Fakat saat işte 14:20 civarlarında bize haber geldi. Taraklı Göynük yolun üstünde Avdan yol kavşağının hemen berisinden Kosped akaryakıt istasyonunun üstünde neden çıktığınız belirlenemeyen bir yangın. Havanın rüzgarlı olması ve arazinin de çok engebeli olması nedeniyle iş makinalarının, aracılığının, itfaiye araçlarının çalışma şartlarının çok olduğu bir yerde şu anda devam ediyor. Ev Orman İşletme Müdürümüzle, Taraklı Orman İşletme Şefimizle görüştük. Şu anda bizim iki tane aracımız burada. Geyve'den takviye istedik, Görpa'dan takviye istedik geliyorlar. Orman İşletmesi'nin Taraklı'daki ve Geyve'deki aracıları da burada. İl'den de görüştük, oradan da araç takviyesi gelecek. Fakat Geyve Orman İşletme Müdürü'yle görüştük. Esas önemli olan helikopter geleceğini söyledi ve bir tane dozer helikopterle dozer yolda. Çünkü arazi yapısı çok kötü olduğundan ancak havadan müdahaleyle yangının büyümesi önlenebilir. Helikopterle dozeri bekliyoruz inşallah onlar ulaştığında. Çok daha fazla büyümeden yangın önlemeye çalışacağız. Şu anda arkadaşlar da canla başla çalışıyorlar ama dediğim gibi arazi insan gücüyle çalışmaya müsait değil. Ama ona rağmen etrafı çevirerek yangının fazla büyümemesi için tedbirler alınıyor. Kaç dönümlüktür başkanım yaklaşık yangın? Valla şu anki şekliyle o kadar büyük değil tabii. Şu anda şey yangını, dip yangını diye geçiyor. İnşallah bizim temennimiz tepenin öbür tarafında şahıs arazileri, tarlalar var, ekinler var. Oraya geçerse çok daha fazla alana yayılma ihtimali var. Şu anda bizim kepçemizle o tarafa doğru yönlendirdik. İnşallah daha fazla büyümeden önüne çalışacağız. Teşekkürler hocam.